Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Dolar, Türk lirası, Euro ve Sterlin değerlendirmesi yapacağım. Daha çok dolar üzerinde biraz makroekonomik gerçeklerimizden bahsedeceğim. Ama bunu yaparken yine Euro ve Sterlin'de değerlendireceğim. Çünkü ona kimsenin bakmadığını söylüyorlar. Onunla alakalı çok fazla sizlerden şikayet mesajları geliyor. O nedenle ben de en azından sizin bu talebinizi kırmayacağım. 1-2 dakika daha fazladan konuşmaktan bir zarar gelmez. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet, dolar Türk lirasında tuhaf bir seyrin içerisine doğru girdik. Doların sessiz bir şekilde piyasalara çok fazla çaktırmadan, ciddi dikkatler çekmeden yukarı yönlü bir seyir içerisine doğru gireceğini ve önümüzdeki rota itibariyle daha çok piyasanın ekonomi yapıcılar tarafından verileceği karara göre biraz daha şekilleneceğini düşünüyorum. Dolarla alakalı minimal beklentilerim 37-40 lira bandı. Eğer bu iş çok yavaş götürülüyorsa da 46-47 lira bandlarına doğru götürülmüş bir hareket bandı beklerim, ama şu 30-39-40 lira bandına doğru sistemik bir yükseliş daha sağlıklı olur. Ne sıcak paradaki parayı ürkütmek, oradaki parayı biraz daha kaçırmak, ne faiz dengesine çok fazla bulaşmak. Biraz kuru yukarı, biraz faizleri aşağı şeklinde hareket edebilecekleri, bu işi Kasım ayında başlatabilecekleri bir olgu. Ama hareketliliklerin biliyorsunuz geçmiş dolar yayınlarımdan da aşinasınızdır. Benim seçim sonrasındaki genel öngörüm bir IMF'le, bir Dünya Bankası ile en azından bir miktar parasal anlaşma yapılabilmesiydi. Çünkü gerek vergi paketleri düzenlemesi, gerek vatandaşa doğrudan doğruya vurulan tokatlar, peş peşe gelen, bunlar IMF programıdır. Yani reçete IMF yazmış ama altında kaşesi yok, imzası yok, ama bu reçete bir yerden tanıdık geliyor. İşte IMF, IMF'siz IMF programı uyguladık ama baktık ki para yok, dedim ki Nisan-Mayıs ayları izlenecek. Eğer baktık ki buralarda iş yok, 1-2 aylık bir zaman kaybı olur, amenna, ama daha sonrasında artık faiz tercih edebiliyorsanız faiz, değilse gram altın şeklinde bakıyordum. Dolar doğrudan tek başına alınması çok hoşuma giden bir ürün değil. Dolar birikim aracıdır. Paralar değişim takas ürünleridir. Dönemsel olarak ama dolar daha avantajlı olabilir. Yani ben bu işe dönemsel bakıyorum. Timing, zamanlama her şeydir. Zamanlamayı doğru yapılıyorsa o zaman dolar almak da doğrudur. Altın almak da doğrudur. Konut almak da doğrudur. Araba almak da doğrudur. Yani eğer bir ülkede çok yüksek enflasyona paralel olarak konut fiyatlarında bir şişkinlik, faiz indirimleri beklentisi önden yükleniyorsa vesaire, ama hızlı bir şekilde bir kredi opsiyonunuz varsa, bir şeyleri hızlı bir şekilde değerlendirme opsiyonunuz varsa, konut da yatırım olur, araba da yatırım olur ve hızlı bir atak, sert bir politik rüzgar vesaire kendinizce bir öngörünüz varsa dolar da bir yatırım olur. Dolardan hızlı dönüp mal ve hizmetlere geçersiniz. Enflasyon geçişkenliği sayesinde eğer hani o enflasyon piyasalara sirayet edene kadar siz önden bir şeylere sahip olursunuz, bir de oradan kazanırsınız. Yani biraz dakiklik, o fiyat hareketliliklerine kapılmadan, bir enstrümana sevdalı olmadan biraz enstrümanlar arası sörf yaptığınızda işler değişiverir. Yani genel olarak ülkenin ekonomik ortamı normalde konut gibi, oto gibi şeyler alırsınız, mal ve hizmetlerdir. Ama o da yatırıma dönüşüyorsa onu da kaçırmazsınız. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu. Bizim ülkemizde özellikle pandemi sonrasındaki süreç itibariyle cidden yaşanan budur. Ve gelelim dolar Türk lirasına. Sessiz, sakin ve kuvvetle muhtemel ara ara tansiyonu yükseldiği bir dolar ortamı göreceğimizi düşünüyorum. Bu işin kontrollü yapıldığını, hani ekonomi yönetiminin genel anlamda kontrolü elden kaybediyor da buna benzer şeylere müsaade etmek zorunda kalıyor şeklinde değil, elinin sıkıştığı bir piyasa koşulu içerisinde olduğumuzu unutmamamız gerek. Bakın hani doları bitireyim, en azından euro ve sterline öyle geçeyim. Dolar tarafıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Hani herkesin basma kalıp şekilde klişevari olan işte tersine turizm mesela, bunlar basit örneklerdir. Yine turizm sezonunun cansızlığı, ekstra olarak yine baktığım zaman işsizlik verilerindeki artış, sanayi verilerindeki sanayi üretiminin gerilemesi, sanayi istihdamındaki beklentilerin daralmaya başlaması, ekstra olarak şirket bilançolarının, ülkenin lokomotif şirketlerinin bilançolarının berbat diyebileceğim kıvamda gelmesi ve Borsa İstanbul'un da artık likidite sorunları çekmeye başlaması, dolar bazlı belirli bir seviyeye geldikçe haftalar boyunca yabancı yatırımcı tarafından satışa maruz kalması ve yine genel resim itibariyle dediğim gibi piyasanın durgunluk korkusuyla baş başa kalması. Bu şu an yaşanan budur arkadaşlar. O nedenle hani burada önemli medikal takviyeler yapılabiliyor. Yani burada şu an bir kanayan yara var. Bu kanayan yarayı biraz daha böyle sakin sakin sarmak için, orayı biraz daha yavaşlatmak için, pansuman yapmak için doları biraz daha yukarı doğru çekmek, borsa tarafını biraz daha sistematik olarak ucuzlatmak, ama doları yukarı doğru çekerken ne kur korumalı mevduat yatırımcısını bir beklentiye sokmak, ne carry trade'deki yatırımcıyı ürkütmek gibi bir
ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Eğer başarılı olurlarsa bunu 38-40 lira bandına kadar kur götürerek sağlamış olacaklar. Hani pek çok kurumun sene sonu 33 olur, 32 olur, 30'a düşecek vesaire gibi düşünceleri vardı. Ne yazık ki arkadaşlar, benim gördüğüm temel gerçeklikler diyor ki yön yukarı. Yani bu 2 kere 2 4 şeklinde söyleyebileceğim bir olgu. Ağustos ikinci haftasından sonra bu tablonun biraz daha netleşebileceğinden bahsediyordum. Evet, öyle de devam ediyor ve bu sürecin devam etmesini bekliyorum. Ana beklentim bu. Çünkü eğer piyasa tarafında bir ekstra olarak bir resesyon, durgunluk korkusu ve yüksek faizin şirketlerin genel yapılarına doğru çatır çatır tokat vurması hedefleniyorsa, ciddi sert bir durgunluk beklentisiyle beraber piyasaları böyle ciddi anlamda çatır çatır ezeceklerse, buyursunlar etsinler, izleriz hep beraber. Ama dediğim gibi, hani buna müsaade edebilecek bir ortam oluşuyor mu, onu görmek lazım. Ekim-Kasım ayında zaten bu durum belli olacaktır. O yüzden yatırım ürünleri arasında dolar, dolar cinsi varlıklar, döviz cinsi varlıklar, hani doların kendisi doğrudan bir yatırım ürünü olmaz ama işte altın, gümüş düşer, onlara eklersiniz vesaire, buna benzer işler. Dolar cinsi yatırımlar bana kalırsa iyidir. Yani Türk lirasından bir kaçış ortamı yaratılabilir. Bunları yakın takip edeceğiz. Ve önümüzdeki rotalar itibariyle hani ani tansiyon yükselmelerini referans alma ihtimalimize karşılık, hani faiz o cazibeli halini biraz daha kaybedecek gibi görünüyor. Burada onu da söyleyeyim. Hani bir Haziran'da, bir Mayıs'ta konuştuğum gibi dolara ilişkin ya da dolar faiz ilişkisinde, tamam ya faiz iyidir, Eylül'e kadar bu iş devam eder şeklinde konuşabileceğim bir ortamın içerisinde değiliz artık. Bunu da söylemiş olayım. Hani faiz zaten benim bir tercih ettiğim bir opsiyon değil ama tercih edenler için bu kadarıyla iktifa etmiş olalım. Beklentim, eğer biraz daha yavaş, akıllı bir şekilde dünyada aniden bir piyasayı çalkalayabilecekleri bir hadise olmazsa, dediğim gibi ana beklentim 38-40 bandına doğru götürülmesidir. Eğer bu iş çok yavaş tutuluyor, sene sonunda bu rakamları görmüyorsanız 45-50 Türk lirası gibi seviyeler gündemimize gelecektir. Bunlar ne yazık ki gerçeklerdir. Bunu şirket bilançolarından okumaya, yine piyasalar tarafında çatırdayan, artık kemik seslerini duyduğum sektörlerden okumaya devam ediyorum. Gelelim Euro tarafına. Euro ve sterlin benim hedef bantlarımı tamamladılar. O nedenle Euro tarafı benim için şu an cazibeli değil. Euro'dan dolara dönülür mü? Bence evet. Yani bunu bu şekilde söylemiş olayım ki hani şeffaf olsun. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinleyerek iş yapmayın. 38-70, 38,5'lar benim için önemli bantlardı. Gördüler oraları. Şimdi biraz da sattılar. Şuralarda baktığım zaman 37-70'lerin aşağısına doğru geriliyorsa biraz daha baskı gelir. Euro-dolar paritesinin de yine eksi olarak belirli bir değerlemeye ulaştığını düşünüyorum. 1.11.50 üzerine doğru atıyor ve orada kalıcı kalıyorsa biraz daha hareket marjı doğar. Ama yukarı doğru çıktıkça da hani bu riski almama değecek bir iş yok. Yani şöyle bir %3'lük, %2'lik, 2,5'luk bir fiyat hareketi marjı için bu riski almam. 1.10'lar, hatta biraz daha aşağısı bile teknik anlamda mümkündür. Biraz dikkatli olmak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani belki şöyle 1.10'lara doğru bir sadeleştirme çeki yapabilirler. Euro'dan dolara dönmek için bir opsiyon ortamı olabilir. Dolarda biraz beklerken ons altın geriliyorsa onsa doğru bir kaçış ya da gümüş geriliyorsa gümüşe doğru bir kaçış da yine bir opsiyon olabilir. Neden? Bunların düşüşleri sonrasında vereceklerin tepkileri bekliyorum. Bu tarz tepkilerin oluşması ihtimalini daha çok yüksek görüyorum. Vaziyet hali o şekildeyken dolarla alakalı beklentim de yukarı yönlü olduğundan dolar yükselir. O ürünlerin kendi dolar bazlı cinsinden fiyatlamaları yükselir. Bu ürünler hem dolardan hem ons altın hem ons gümüş, bunların dolar bazlı değerlemesinden iki yerden birden fiyatlanıyorlar. İkisinde de pozitif olabileceğimiz bir ortam oluşuyorsa bereket versin. Hani dolarda biriniz birken altında biriniz 1,5 2 2,5 olabiliyor. O açıdan burada hani dolar alacağıma gram altın alırım. Yani benim ana beklentim, ana bakış açım her zaman böyle. Niyetim dolarize olmaksa altın bunun için en basit yollardan biridir diye bakarım. Evet, Euro tarafındaki tablo bu şekilde. Sterlin de hedef fiyat bant aralığımı tamamlamıştır, onu da söyleyeyim. Sterlin de benim için şu an tercih edilesi bir opsiyon değildir. Bunu da bu formatta söylemiş olalım. Bakalım üst bandıma kadar vuruşu yapmış. Bu kısa vadedir arkadaşlar. Yani bu benim hedef fiyat aralığımı tamamlamıştırdan kasıt, dolarda nasıl 40 bekliyorsam Euro'da da 45-50 lira bandı arasını bekliyorum. Sterlin tarafına baktığım zaman bu iş yine üzerine ne yazık ki 5-6 lira daha koymaktan geçiyor. 52-56 bandını bekliyorum gibi bakabilirsiniz. Evet, genel resim böyle. Dolar tarafında yine kademeli bir devalüasyon rotasına doğru geçilecek. Ara ara gece ateşleri yükselecek. Biraz dizginlenecek gibi, ya da merkezin net rezervlerindeki artışın
öyle istediğimiz yükseklikte olmadığını gördüğümüz bir piyasa koşuluna doğru evriliyoruz. Ekim-Kasım ayları çok kritik olacak. Merkez Bankası'nın vereceği kararları ben de yakından takip ediyor olacağım. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın. Euro ve sterlini de ekledik artık yorumlara. Bundan memnunsanız mutlaka belirtin. Ama böyle astronomik istekler geliyor. İşte dinar olsun, riyal olsun, şu olsun, bu olsun. Dostlar, yani takip edilesi pariteler ya da en çok işlem gören pariteler bunlar. Hani ben kaldıraçlı piyasalarda Euro dolar paritesini nadiren trade ederim. Ama bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında gördüğü dipler sonrasında gerek de İngiltere tarafındaki, sterlin tarafındaki pariteleri o zaman biraz daha dikkate aldım. Fena da olmuyor. Yani bakın, sterlin tokat yediğinde 1.04 pariteye kadar düşmüştü. Dolar Türk lirası 18 lirayken sterlin 19 liraydı. Bakın bugün sterlin 45 lira. Yani bazen hani o parite etkisinde hesaba katarak, ya o zaman da dolar popülerdi. Kardeşim, sterlin alsaydın, bak sterlin 45 olmuş. Şimdi dolar 45 olsa göbek atacaksın belki, değil mi? Evet, genel ortam böyle. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.